Bası geçen açı pi dediğimiz şey 180. Bu da 270. 180 ile 270 arasında, yani birim çemberin 3. bölgesine denk geliyor. Bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şurası açıları yazıyorum. 0, 90, 180, 270, 360. 180 ile 270 arasında, yani şuraya denk geliyor. Bizim açımız burada. Buradaki işaretler eksi biçiminde olur. Tabii tanjant ve kotanjantlar artı çıkacak. Tanjant artı. Ama kotanjant yine artı çıkar burada. Şu sinüs eksi, kosinüs de yine eksi çıkmalı. Biz şunu bir üçgen üzerine yazarak hesaplama yoluna gidebiliriz. Bir tane üçgen çiziyorum. Tanjantı 3 bölü 4'müş. Şöyle şuraya çizelim. Şurası 90 derece olsun. Bu açı x olsun. Şimdi tanjantı 3 bölü 4. Yani karşı dikkenarı 3, komşu dikkenarı 4. 3, 4 ise hipotenüs 5 olacaktır. Burası 5. Şimdi biz buradan sinüs ve kosinüs değerlerini yazabiliriz. Eğer biz buradan sinüs x'i yazacak olsak, sinüs x 3, karşı dikkenar 3, hipotenüs 5. 3 bölü 5. Ama bölgeyi unutmayalım. Eksi olmalı. 3. bölgede çünkü. Eksi 3 bölü 5 sinüsümüz. Buradan kosinüs yazacak olsak, kosinüs x, komşu dikkenar bölü hipotenüsün 4 bölü 5 ama bölgeden dolayı eksi 4 bölü 5. Eğer biz kotanjant x'i yazacak olsak, komşu bölü karşı 4 bölü 3, bölgesinden dolayı artı. Bunlar eksi olduğu için bölünce artı çıkar. 4 bölü 3. Yazıyorum yerlerine, şuradaki ifadeye. Şimdi 2 var. Şöyle eksisini de en başa yazalım. Eksi 2 çarpı 3 bölü 5. Kosinüsümüz de eksi. O da 4 bölü 5. Paydamıza da 4 bölü 3 geliyor. Şimdi eşittir diyorum. Burası eksi 6 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Eksi 10 bölü 5. Şöyle. Eksi 10 bölü 5. Paydamız 4 bölü 3. Eksi 10 bölü 5 eksi 2 yapar. Burası eksi 2. Şu 4 bölü 3'ü de ters çevirip 3 bölü 4 yazarız. 3 bölü 4. Bunları sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum 1. 2'ye bölüyorum 2. Eksi 1 çarpı 3. Eksi 3. Paydamızsa 2. İşlemin sonucu eksi 3 bölü 2 yani.